Julie, hayır bekle. Julie. Herkese merhaba. Ya çoğunlukla bakmıyorum yani DM'lere. Hani bildiri gelmediği için ama tabii ki de bundan sonra bir bakayım. Jülit gel buraya. Jülit al. Al mama var. Gelirse gösteririm. Jülit gel. Kızım gelsene. Gel buraya. Merhaba. Gel. Merhaba kaptanım, nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben değilim, ben biraz aşağıda kaldım. Bir dakika. Altta olunca öyle oluyor bak. Düzelt. Zaten tombiyim, bir de alttan çekmeyelim, daha fena oluyor. Estağfurullah ya. Olur mu öyle şey? Şöyle deneyelim bakalım nasıl olacak. Gel. Evet, köpeği soruyorlar. Evet, Juliet'e. onu çağırmaya çalışıyorum, hala gelmiyor. Eyvallah. Allah. Geldi, vallahi geldi. Bakalım. Julie, hayır ya. Yaptı? Yalıyor. Merhaba, merhaba. Ne haber? Ne haber? Kaptan, nasıl gidiyor çalışmalar? Valla iyi gidiyor. Sabah işte böyle bir artık koşuyla falan böyle bir kendime geleyim dedim. Koştum, böyle bisiklet yaptım. Biraz egzersiz yaptım. Bir de iyi hissettiriyor ya beni, o yüzden iyi ki yaptım dedim. Hani gün daha enerjik geçiyor sonrasında. Ama yüzünüz gülüyor maşallah. Evet, çok şükür ya. Bakalım, güzel. Bahar abla Havalar çok güzel güzelsin olunca yazmışlar. böyle modum yüksek oluyor. Bahar abla çok güzelsin yazmışlar. Teşekkür ederim. Bakalım öyle kolye mi yazmış. Vallahi gündeme bomba gibi düştü. Bahar Çağlar'ın akademisi diyelim. Öyle girelim mi konuya? Transferle mi başlayalım? Nasıl Girelim. başlayalım? Ya hiç fark etmez. En yeni, en taze o. Aynen. Aynen. Güzel oldu. Ben de şaşırdım böyle bütün sitelerde yer almasına açıkçası. Ama bilmiyorum, heyecanlıyım. Hani gençler için bir şey olacağı için heyecanlıyım. Onlara böyle yararımızın dokunacağını ümit ettiğim için heyecanlıyım. Bayağı bir talep geldi. Biz normalde hani yaş aralığını belirtmiştik ama daha ufak yaştaki arkadaşlarımız da mail atmışlar. Evet, aynen. Bana da çok sordular. Evet, çok soruyorlar. Onu değerlendireceğiz çünkü şöyle bir şey, online olarak olacağı için bu, hani bir psikolog konuşacak, bir diyetisyen konuşacak, hani o yaş aralığı acaba onun dilinde hani anlayabilecek mi? O yüzden bizim tedirginliğimiz. Çünkü normalde bunu canlı yapacaktık, hani öyle bir online bir platformda yapmayacaktık. Öyle olduğunda herkesle yapacaktık. Şimdi online olunca hani biraz yaşı düşündük. Çünkü herkes anlar mı? Anlamazsa hani sıkılacak, edecek. Yani o yüzden, ama değerlendireceğiz bakalım. Peki nasıl başladı bu proje? Nasıl filizlendi? Ben şimdi tanıyorum sizi. Siz çocuk gördüğünüz zaman hemen yapışıp böyle bir mıncıklıyorsunuz. Görüyorum Evet, zaten hani bütün yani. maçları da geldim neredeyse. Hani altyapımızdaki genç kız arkadaşlarımızı çok seviyorum. İnşallah Aynen onlar da çok güzel yerlere gelecek. Şöyle hep gençleri çok sevmiştim. Bilmiyorum, hani hep seviyorum. Böyle İzmir'e gittiğimde Urla'nın altyapısına gidiyorum, atıyorum. Böyle hani gerçekten çok seviyorum. Biliyorsun hani Talent 360'la bir evet. çalışmam var orada. Burak'la bir gün otururken işte hani ben hep gençlerle ilgili bir şey yapmak isterim. Hani gelecekle ilgili böyle bir şeyler düşündüğümde öyle bir konu olmuştu. Açıkçası o konuşmadan sonra bu fikir ortaya çıktı diyeyim. Çünkü kendim hani tek başıma hani böyle bir şey belki düşünemeyebilirdim hani. Çünkü bilmiyorum. O yüzden hani profesyonel anlamda işi bilen birinden böyle bir fikir çıkması. Sonra beraber ürettik. Ne yapalım, ne edelim. İşte diyetisyen oldu, psikolog oldu, menajer oldu. Böyle yani heyecanlı bir proje gibi oldu yani. Bakalım, inşallah yararımız olur herkese. Rıza Güldü hocam geldi. Hoş gelmiş o da. Çok değerli Oo, bizim hoş için. geldin. Sağ olsun, hoş gelmiş. Peki bu konuşmayla işi gerçeğe döndürme arasında plan kısmı ne kadar sürdü? Proje kısmı, en azından kafalardaki proje kısmı.
Bir şöyle kışın Aralık mı? Kasım Aralık'ta böyle bir oturup konuşmuştuk. Hani Ocak'ta diyelim hani bu fikir çıktı. Biz hani şey okulların bittiğinde hani herkes yazlığa gidiyor, tatile gidiyor. Bittiği hafta belki de böyle yerimiz falan da bizim belliydi. Kafamızda netleştirmiştik. Hani öyle bir hemen projeyi yapalım işte duyuları ona göre başlarız. Tabii bu korona olayı girince ilk durdurduk. Hani bir bakalım geçer mi ya da ilk başta bu kadar ciddiyetini belki de düşünmedik. Sonra bayağı her şey durdu, iptal oldu, ertelendi vesaire. Biz de ne yapalım, ne yapalım? O zaman online yapalım ilkin dedik. Hem görelim bir nasıl oluyor. Çünkü hani online'ı güzel olursa canlısı kim bilir nasıl güzel olur diye böyle hayaller kurduk. Bakalım şimdi inşallah başlayacağız. Peki kaptanım, normalde fiziki olarak nerede olacak akademi? Yani onun konuştuğumuz Açıldığında. birkaç yer var ama hani tek bir yerde değil atıyorum. Hani onun yerine bir seçebiliriz atıyorum bir üniversitenin bir salonunda olabilir. Oo, süper. Aynen hani biliyorsunuz zaten hani bir sürü seçenek olabilir. Belki atıyorum İzmir'de bir şekilde yapabilirim. Belki bir Mardin'e gidebiliriz. Yani bakalım. Vedat Akçalı yayınlar demiş, o da Mersin'den. Teşekkür Sürekli yayınımıza ederiz. katılır. Ceyda Akademi'yi geçelim, Bahar abla diyorlar. Ne? Yok canım, onun da gayet mükemmel ilerliyor tabii ki. Benim öyle büyük başlamayı sevmiyorum. Her şey adım adım yararım olsun. O benim için yeterli. Alkan Imrak İstanbul Üniversitesi'nde görev yapıyordu altyapılarda. A takımda da yardımcı hocaydı. Sevgili Bahar Çağlar'a çok sayıda oyuncumu yönlendirmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Güzel bir soru. Ne yapmaları gerekiyor? Bir Şöyle mail atılması var tabii profilimde sonra mı? evet, profilimde altta yazıyor talent'ın mail adresi. Ona böyle yaşını, hangi kulüpte oynadığını, şehrini, lisansını falan mail atıyoruz. Hatta bugün ayın tabii 9'u bir 10 gün kadar süre kaldı geri dönüşü için. O mailleri biz şu anda bayağı işte hani gelenleri biliyoruz. Hatta ben daha hepsine bakmadım. İlk toplanıyor, ondan sonra hani değerlendireceğiz. Oraya mail attıktan sonra 19'undan sonra dönüşleri biz sağlayacağız kendilerine. Benim profilimde yazıyor mail adresi altındaki açıklamada. Çünkü bunu soran oldu. Profilde hani uzun yazınca devamı diyor ya orada net görünmüyor. O yüzden hani aşağısında yazıyor mail adresi. Tekrardan ben en iyisi story'imde paylaşayım onu. Evet, siz 10 bin üstü takipçi olduğu için swipe up yapabilirsiniz. Aynen Faydası evet olur. doğru. Gaziantep'te de açarlar mı diye soruyor. Bahar kaptan zaten dedi ki her yerde düşünüyoruz. Gençlere Evet ya dokunacağız dedi. genç İnşallah yani öyle düşüncelerimiz var inşallah gerçekleştirebiliriz. Peki kaptanım, siz böyle bir akademi yazılsaydınız, sizin zamanınızda olsaydı diyelim. Yani siz kendi o yaşlardaki grubunuzda neyin daha iyi olmasını isterdiniz ve kendi akademinizde bununla ilgili nasıl bir çalışma yapacaksınız? Bir kere çok merak ederdim herhalde ben de. Hem bir profesyonel sporcunun hem saha içi hem saha dışı hayatını. Bir de çünkü hani 14-18 yaş olduğu için hani biraz da hedef de koyabiliyor o yaştaki kız çocuklarımız. Aynen. Ondan sonra mesela hani gerçekten hani menajerin, sporcu yönetiminin merakını herhalde duyardım diyorum. Çünkü onlar çok önemli faktörler. Sonra genç yaştan itibaren eğer düzgün beslenirsem hani nelerin olabileceği hayatıma ekstra performans. Ya gerçekten ben hepsini herhalde merak ederdim. Çünkü bir yandan da psikolog hani çok önemli baktığımız zaman. Altyapılardan itibaren bence başlıyor bu. Çünkü hem okulları var hem idmanları var. Bir sürü şeylerle uğraşıyorlar. Ya bilmiyorum herhalde ben olsam hepsini merak ederdim. İyi yayınlar Evren Bey demiş, Seçil Hanım hoş geldiniz diyelim. Alkan Imrak diyor tamamdır, yönlendirme çalışmalarına başlıyorum demiş. Teşekkürler. Başka? Daha önce İzmir'den aileniz geldiği anda bir maçta ailenizi bırakıp kırmamışsınız, gidip fotoğraf çekilmişsiniz. Unutamamışlar. Bakın işte insanlara dokunmak çok önemli bir şey. Murat Çalışkan Beyefendi Teşekkür yazmış. ederim. Çok teşekkür Unutmamış. ederim. Sağ olsun. Evet, unutmamış. O da ayrı bir önem teşkil ediyor. Kesinlikle. Ahde vefa çok önemli. Hep örnek aldığım bir insansın, seviliyorsun. Bahar Reis demiş. Dol kolyim diyor. Acayip Bahar değişik Reis. bir şey. Reis demişler. Evet kaptanım. Teşekkürler. Peki şu anda başvuru sayılarından memnun muyuz? Ki bana sadece galiba bir 45 kişi falan sordu. Ya ben yönlendirdim. Yani Ya nasıl, memnun şöyle, muyuz? ben konuştuğum zaman Burak'la dedim ki hani ne bekliyorduk, ne durumdayız şu anda dedim. Hani bahar bir günde dedi yarısı oldu beklentimin yani dedi hani. Kesinlikle.
Çok çok iyiyiz. Bir de hani bu kadar etrafın bilmesi, internette, basında böyle hani yer alması Kesinlikle. belki de bütün kitlelere ulaşımı sağladı bizler için. Ama gerçekten bu kadar beklemiyordum ben. Utandım hatta böyle paylaştım. Eyvah, hani ne yapacağız falan diye. Hem heyecanlandım hem utandım biraz da hani yapım gereği herhalde. Ama çok mutlu oldum ve şu anda gayet iyi gidiyor. Bir tek sıkıntı yaş aralığından şikayet ediyorlar. Evet, o çok çok söylüyorlar baş Evet, kaptanım, çok ama söylüyorlar dediğim gibi yani. onlara bakacağız ama devamı da gelecek bunların. Zaten bir kere olacak bir şey değil. Hiç öyle düşünmesinler. İnşallah yapacağız. Bir saniye, benim telefonum çaldı. Geri aldım şimdi. Merhaba. Duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz. Tamam, benim telefonum çaldı da kusura bakmayın. Buyurun. Peki yaş sınırıyla ilgili sorular var gene, bakalım ne diyorlar. Bahar hocam, 19-20 yaş basketbol için çok mu geç başlamak için? Zaman zaman oynadım ama hiç profesyonel bir takımda yer almadım. Ne yapabilirim? Yaş sınırına takılıyorum ne yazık ki, demiş Nisa Güvensoy. Çok değil mi Ya 19-20'de biraz? evet, hiç oynamadıysan, çünkü artık minik yaşımız kaç oldu, hani minikler var, yıldızlar var, bunların yıldız 11. A'sı B'si var, böyle hani bir sürü artık var. O yüzden tabii hani şu anda tercih konusunda, hani bir yere gittiğinde tercih ettiğinde edilmeyebilir, çok haklı, onun da hani ver yansını. Çünkü bir sürü kategori var, herkes ufacık yaştan itibaren başlıyor, biraz geç gibi görünüyor diyeyim ne yazık ki. Maalesef. Bahar Çağlar Akademi altında hem İstanbul hem de Türkiye'nin bazı kesimlerinde kulüpleşme bile olabilir. Güzel. Kutup Yıldızı var mesela, bir oyuncunun kendi sahibi olduğu. O tarz bir şey de Ya aslında öyle bir olabilir. düşüncem şu anda yok tabii ki. Sadece dediğim hani gençlerle birlikte onların yararına, evet, belki böyle birkaç gün kamp tarzı bir şey, hani onları eğitmek adına belki de düşünülebilir. Ama dediğim gibi daha çok erken bunlar için. Bir bakalım, ilkine başlayalım, ondan sonra bakalım. Vallahi biz elimizden ne gelirse sonuna kadar arkanızdayız. Ne kadar Bahar Çağlar'a destek Teşekkürler. olmak ne kadar haddimizdeyse artık, o kadar arkanızdayız yani. Estağfurullah, böyle şey, çok sağ olasın. Hilal Hanım sormuş, demiş ki kadın basketbolu geliştiyse bu yayınların katkısı da çok büyük. Sağ olun. Teşekkür ederiz hepinize kaptan, demiş. Size diyor. Bir de bir soru daha sormuştu yukarıda, kırmayalım onu da sormuş olalım. Türkiye'de kadın olarak sporcu olmakla ilgili bir sorusu vardı. Ayrımcılık yapıldığını düşünüyor musunuz diye sormuş. Cevaplamak isterseniz. Şöyle, aslında bununla ilgili bir kere daha bana soru gelmişti. Bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Bütün dünyada var aslında böyle bir şey. Bakıldığı zaman öncelikle hem maddi anlamına, hem ne bileyim, popüler, hani popüler adına, popülerlik adına diyeyim. Bütün dünyada var tabii ki de, erkek branşlar, sporcular her zaman daha ön planda. Kadınlara baktığımızda böyle tek tük isimler hani zirvelerde yer alıyor. O yüzden tabii üzücü, ama bütün dünya genelinde böyle maalesef. Tabii ki hani biz baktığımız zaman öyle bir şey görmüyoruz ya da hissetmiyoruz, çünkü o sahada mücadeleyi bizler verdiğimiz için. Ama ne yazık ki dünya genelinde tabii ki de erkek sporcu ve branşları diyeyim daha ön planda ne yazık ki. Bilge Yalçın çok güzel bir soru sormuş. Evleneceksiniz tabii. Bu sezon formanızın arkasına ne yazacak diyor. Çağlar yazıyor ya normalde. Yani evet, değişecek galiba. Tabii ki de Bahar Çağlar Öksen ya. Bakalım. Güler Legacy gibi Çağlar Akademi, demiş Alkan Imrak size. Yani bakalım, dediğim gibi çok erken daha böyle hani büyük düşünmek için diyeyim. Bakalım nasip. Peki ufak ufak çok transfer soruları var, onları da sorayım mı kaptanım? Tabii. Evet. Yani transfer aslında birinde başlıyor. Daha henüz resmi olarak başlamadı, imza atılamıyor ama ufak ufak tabii Fenerbahçe bir hamle yaptı. Birkaç takımdan, işte İzmit'te birkaç transfer var Süper Lig'de. Aşağıdan iki takım transferlerini yapıyor. Sizin bu konudaki ben hissinizi biliyorum ama yayındakiler duymak ister. En azından bir dinleyelim. Nedir önümüzdeki seneyle ilgili planınız? Yani şöyle, daha hiçbir ben konuşmayamadım. Duyduğum şeyler var. Evet, hani gelen, ismimin geçtiği takımlar falan var. Onları biliyorum. Ama şudur benim her zamanki yolum diyeyim. Ben sonuçta 2 yıldır Beşiktaş'ta oynuyorum. Tabii ki de ilk Beşiktaş'ta bir konuşmam olur. Ama dediğim gibi galiba ben de bilmiyorum, hani herhalde bu haftalarda mı, önümüzdeki haftalarda mı ne başlar? Ona göre yol alacağız diyeyim, ama tabii ki de ilk başta kendi oynadığım kulüple konuşmak olacaktır. Etrafta şeyi duyuyoruz tabii ki, yani üzülüyorum da açıkçası, hani altyapılar, hani genç kızlarla devam edeceğiz gibi Evet, şeyler duyuluyor. bugün bir tweet Hani vardı, evet, onunla ilgili. evet, hani onu da okudum. Hani ne oluyor, ne bitiyor? Biz tabii ki bilmiyoruz bunu. Yönetimin bildiği bir şey bu. Ama dediğim gibi tabii ki de menajerim ve benim isteğim doğrultusunda ilk Beşiktaş'ta konuşulur.
Ondan sonra duruma göre hani, çünkü şimdi gençlerle devam ediyoruz derse ben de hani bir şey diyemiyorum da. Üzülmekten başka yapabileceğimiz bir şey kalmaz. O yüzden bakalım, göreceğiz önümüzdeki günlerde. Çok ama güzel bir anı bıraktınız bence bu sene. Beşiktaş'ın kalbinde, akatlarda güzel anılar bıraktınız diye düşünüyorum Ya bu kaptanım. seneki takım bence herkes o anıyı bıraktı. Çünkü gerçekten sen hani çoğu maça geldin belki de yani. Fakat Oradaki hepsine hani geldi. evet sahadaki mücadele herkesin hani, o gerçekten çok güzeldi bence de. Yani ilk tercihim zaten her zaman her yayında da ben konuk olmaya çalışıyorum. Geliyorum. Yalnız bırakmamaya çalışıyorum sizi. Hep söylediğiniz gibi birinci tercihiniz tabii ki Beşiktaş. 2 senedir oynadığınız kulüp. İlk onunla konuşacaksınız. İnşallah devam edersiniz diyelim biz de. Herkese de cevabını bu konuda vermiş olalım. Evet, bana da çok soruyorlar daha hani, çünkü etrafta bir sürü şey konuşulan ben bile bilmiyorum. O Bir ara yüzden Botos'a hani şey, gitmiştiniz, imzalamıştınız falan. Ben de görmüştüm öyle bir. Attılar o bana da. hatta menajerlik şirketi açıklamasını yaptı. Hani daha hiçbir şey belli değilken böyle bilmiyorum, o kadar net şey hani olur olmaz, o ile hani şu anda konuşma bile olmamışken öyle bir şeyi yayınlaması tabii hani şaşırttı herkes, diyor Botoş'a gitmişsin, Botoş'a gitmişsin falan. Hani biz daha başlamadan, yeni başlayacak transfer dönemi, bakalım. Valla kızmazsa kaptan bir şey söyleyeceğim ama siz bu sene başına da ciddi bir fedakarlık yapmışsınız değil mi? Bu sezon başında da. Yani yaptım. Söylemek istemezsiniz ben biliyorum ama ciddi bir fedakarlık yapmıştınız değil mi? Yani neredeyse %50 diye biliyorum, doğru mu? Yani evet, ama iyi ki yapmışım. Ben çok mutluydum bu sene gerçekten. Yani takımın karakterinden olsun, Barış abi olsun, gerçekten hani herkesle bir aile ortamı olmasından dolayı çok mutluydum. Hani iyi ki yapmışım diyorum o yüzden. Peki Yıldız demiş ki Kayserispor'un altyapısındayım. Seni çok seviyorum ve maçlarını izliyorum. Burnunda tutuyorsun Bahar abla demiş. Ya canım, çok teşekkür. O zaman Kayseri'ye geldiğimde görüşürüz. Hilal Bayraktar demiş Hilal Hanım ama anlamadım. Hilal Bayraktar Sakarya'ya transfer olacak %90 ihtimalle. Bugün ben yazdım. Evet, Kartaliçe görüşürüz. Bahar, evet Kartaliçe Bahar ablama selamlar, her zaman arkasındayız demiş Orhun Efe Ünal. Teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Erdoğan abim gelmiş, Erdoğan Sonumeroğlu abim, anonsların kralı diyelim ona, büyük anonsör. Demiş ki kurduğunuz basketbol atölyesi güzel ama geç kalınmış ama çok yerinde bir karar, destekliyoruz hep beraber demiş. Öyle yorumlar da aldım. Keşke daha erken kursaydın diye. Ama nasip buymuş. Bilmiyorum. Hani ben öyle şeye çok inanırım yani. Hani onun nasibi bu zamanmış. O yüzden hayırlısı diyelim. İnşallah güzel olur. İnşallah katkımız olur. Bir ekibiz şu Umarım. anda çünkü. O yüzden hepimizin, ya herkes dalında çok profesyonel insanlar gerçekten. Yayınlayacağım kimlerin konuşacağını da zaten önümüzdeki günlerde. O yüzden ben inanıyorum. Bilmiyorum. İçimdeki o heyecan ve heves güzel yönde. Vallahi inşallah fiziki olarak açıldığı zaman da biz de gelip çekimler yapar, yayınlarız izin verirseniz. İnşallah inşallah, bakalım bir değerlendirelim projeyi de. Tamam. Mina demiş ki Bahar abla seni çok seviyorum demiş. O benim bütün yayınlarıma katılıyor. Ben onu kıramam okudum. Ha, sağ O da olsun. altyapı oyuncusu. Ablası. O yüzden size okumuş alalım. İnşallah çok çok iyi yerlere gelir gerçekten hepsi. Meltem Gürel sormuş. Bireysel antrenmanın önemi nedir sizce? Yani ben hep mesela sorduklarında bunu söylüyorum. Takım idmanı evet belki takım için yeterli olabiliyor ama bireysel idman sizi diğer sporculardan bir adım öne taşır. Hem fizik anlamında olsun, hem eksik bir yönünüz anlamında olsun. Ne bileyim, bir o gün maçta oluyor çünkü bir sürü şut kaçırmışsındır. Ben ertesi gün gidip direkt şut çalışıyorum, belki psikolojik, ama bunu yapıyorsun. Ya da hafif böyle yorgunluğum ya da ağrım var diyelim. Ben idmandan önce gidip direkt fitness salonda streçten başlayıp egzersizlere yapıyorum. Dediğim gibi kesinlikle ekstra idman bir sporcuyu bir adım öne taşır. Kaptan bir de siz bir kendinize karşı da çok gaddarsınız ya. Ben mesela bir maç yazıyorum ya kaptan süper oynadı şöyle yaptı. Hemen yazıyorsunuz bazen. Ya ben bugün çok kötüydüm. Aslında belki de bu kendinizle ilgili bu çok acımasız eleştirmeniz kariyerinize sizi nasıl etkiledi? Ya aslında ben hani yapabileceğim, belki de hani o anda yapamadığımı düşündüğüm şeyler için hani öz eleştirimi yaparım. Atıyorum bunu atacaktım, kaçırdım, nasıl bunu kaçırırım falan diye düşünürüm. Bütün pozisyonlar mesela tekrardan ben yaşarım. Hani o yüzden bazen böyle ev onu nasıl kaçırdım diye kendime böyle kızmıştım. Ya da o işte nasıl savunamadım onu, ya da o son ribaundu nasıl sağlamadım diye kendimle konuştuğum anlar oluyor gerçekten. Ben bir tane yayına girip şey yazmıştım. Son pivot bükücü diye.
Admin anlamadı yani, bir bakıyor son büyük ne Evet. yaptı böyle. Arada kaynadı gitti vallahi, yayında da söylemiş olayım yeri gelmişken. Yani herhalde Evet, bu bu sene sene de pivot oldum. ya, ama bu sene böyle yani bir şamar yemeyen pilot kalmadı. Pivot kalmadı herhalde değil mi? Şeyde ligde. Bir elinizden geçmeyen pivot kalmadı yani. Herhalde ama yani gerçekten maşallah 5 numaralarda bayağı zor Bakın. bir şeymiş. Ya zaten bu seneki resimlerinize bakıyorum. Suat'ta böyle bir ifade var. Daha önceki resimlerinize bakıyorum. Daha cool böyle. Bu seneki resimlerinize hep bakıyorum, Evet. maç içinde çekilenlere. Birkaç Suat'ta tane hep resim var. böyle bir sinir ifadesi Paylaşsam mı var. paylaşmasam mı diye çok tereddütlüyüm. Hani bir tane 5 numarası böyle falan kalmışım artık, hani nasıl gelmesin dirsek falan diye. Çünkü insan 3 kere uzağa yarılınca falan herhalde artık böyle oluyormuş. Siz O ama yüzden. 3 haftada hat-trick yaptınız değil mi? 3 haftada 3 kere yarıldı. Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Fener Ben maçı, İzmit maçı. burası Sonra... direkt belimde ve dilim çıkıyordu. Sonra dikiş atıldı. Diğer maçta gene bir dirsek geldi, içi patladı. Artık üçüncüde de gene kanında ağladım ama acıdan değil, sinirimden ağladım. Hani niye Atatlarda böyle evet, oldu? hatta aynen Evet, yani o yüzden hatırlıyorum. ağlamıştım. Efe, Orhun Efe Ünal diyor ki Kartal içe Bahar ablama selamlar. Her zaman arkasındayız. Umarım bizde kalır. Bir de Kartal resmi koymuş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Bilge demiş Bakalım. ki bu sene, bu sezon kan revandı. Aynen. Yönetim açıkladı radyoda, gençler ve Türk ağırlıklı devam, evet. Yani hiç, hatta hiç yabancı olmaması gibi bir şey, bir duyum bile geldi. Ama çok ne kadar gerçekçi olur, onu açıkçası bilemedik. Bakalım. Çünkü yani yabancı olmadan çok zor değil mi kaptanım? Hani Türk, yani şimdi yabancı oyuncuların istatistikleri ortada, yerli oyuncuların istatistikleri ortada, ki yerli oyuncular da istatistik liderine soruyorum bu soruyu. Yani siz birincisiniz. Sizi katmıyorum yanlış anlamayın, ama Yok, sağ yani olun. sadece yerli oyuncularla çok doğru olur mu bilemedim şimdi. Ya Çok bir kere yorum da eşitlik yapmıyorum. olmaz. Hani diğer takımlarda da olmasa tamam dersin. Ama şimdi diğer takımlarda yabancı olup sen de sadece Türk olursa hem çok yıpranılır herhalde. Kaç tane Türk oyuncu alabileceğiz ya da hani nasıl olacak tabii, hani bilmiyoruz şu anda ama tabii bir eşitsizlik olur öyle olursa da. Maalesef. Feyza Gereli demiş ki abla lisans bilgilerine ne yazacağız demiş. Galiba başvuruyla ilgili soruyor, ama DM'den yazsın mı size? Aklınızda varsa söyleyin isterseniz. Yazsın olmadı. Ben yayından sonra hemen bakayım onlara. Direkt normalde lisansın fotoğrafını göndermişler genelde maillere. Ama oynadığı kulübü yazarsa gene de, ama bana şey yapsın, ben olmadı geri dönüş sağlarım ona. Direkt lisansın fotoğrafını çekip yollamışlar çünkü. Deniz Olgun Hoca çok güzel bir şey yazmış. Şahsen tanımadığım ancak çok kaliteli bulduğum insan ve oyuncu çok önemli. Önce insan sonra oyuncu kesinlikle. Teşekkür ederim. Çok Önce sağ bunun olsun. için sonra bu fikri için tebriklerimi iletirim. Ama en büyük teşekkürü Beşiktaş'taki tüm genç oyuncuların sevgisini kazanmasına en büyük teşekkürüm demiş. Çok teşekkür ederim. Ya şu ana gerçekten inanılmaz mutlu oldum bu düşüncesi için. Demek ki yani benim de o sevdiğim gençlere hani nasıl belli etmişim dışarıdan da bir göz olarak. Gerçekten düşünceler için çok teşekkür Bizim de miladımızdır kaptanım, biliyorsunuz yani. Böyle bir gün ederim. ben size akatların bahçesinde böyle şeylere sarılınca görünce, ya dedim ne kadar tevazulu insan ya dedim. Yani koca bağır çağlar yani sonuçta. Hiç unutmuyorum, arabadan indiniz. Çocuklar yanınıza gelmeye çekiniyordu. Gelsenize kızlar ya yaptınız, böyle böyle koşa koşa geldi. Bir 25 tane falan kız vardı, hatırlıyorum. Ben hatta Evet, resmi de ben çektim. hatırlıyorum. Evet Resmi de evet ben çektim hatta. hatırlıyorum. Ya evet, çünkü bazen çekiniyorlar. Bilmiyorum, yani gerek yok çekinmelerine. Çünkü bilmiyorum ya, çok seviyorum. Dediğim gibi ben hep bunu düşündüm. Ufacık bir örnek olursam, onlar da ufacık bir böyle ışık yakarsam çok mutlu olurum. O yüzden ya çok hani çabuk gelin hiç çekinmeyin falan böyle direkt. Evet, o günü hatırlıyorum. Sen de fotoğrafı çekmiştin. Ya Sonra hani baktım bazı böyle. insanlar çünkü bana şey diyor dışarıdan, hani ben biraz daha sert görünmüyorum ya hani. Biraz. Hani hiç böyle değil, böyle gözükmüyorsun. Ters böyle bir şey, artist bir şey gözüküyorsun falan yapıyorlar. Hani çünkü bilmiyorum, tanımadığım insanda hani niye gülücükler saçayım ki, modundayım öyleyim de. O yüzden belki de çekiniyor olabilirler, bilmiyorum. Erdoğan abim şey demiş. Geleceğin kadın milli takım basketbol menajeri. O zaman basketboldan sonrası için planınız nedir konuşalım. Basketboldan sonraki için geçen gün de bu soru soruldu. Sahada kalmak ister misiniz diye antrenör ya da menajer olarak. Şu anda öyle bir şey düşünmüyorum ben. Ama bilmiyorum, hani şu anda düşünmüyorum ama ileride belki olur olmaz hani, ama dediğim gibi belki bu gençlerle ilgili projelerde öğretici olarak rol almak daha çok hoşuma gidebilir. Bilge Yalçın yazmış ama tanıyorsunuz değil mi?
Tanıyor, tanıyor. Tamam ya, Tanımaz şimdi okuyacağım da sonra başka bir şey olsun. Benim de burnuna tutuyorsun. Görüşebilir miyiz hanımefendi demiş. mı? Ya çok tatlı ya. Gerçekten kaç senelerdir herhalde en büyük destekçilerinden biridir kendileri. Fan buluşması yapmayı düşünür müsünüz demiş. Yani bu Covid zamanında düşünmüyorum. Bahar abla, sana prenses demek isterdim ama kraliçe dururken ne haddimize demiş. Estağfurullah. Abartmayalım. İmparatoriçe diyoruz biz ona. Evet. Kaptanımıza. Sağ Valla bir sürü takım bana geldi, yazıyor, onları okuyamayacağım. Sonuçta profesyonel oyuncu Bahar Hanım. Şimdi şey olmasın. Kimseyi de kırmak istemiyorum. Bir sürü takım yazmış yani, bize gel abla, bize gel abla diye. İnşallah diyelim. İnşallah ben tabii ki Kartal'da kalır, Kara Kartal'da diye tekrar devam edelim. Büyük kaptan, seni izlemek büyük zevk, hırsına hayranım. Diyor işte, bir takım yazmış oraya, gelmek istemez misin diye. Yani okuyamıyorum, ne olur kırma sevgili kardeşim. Evet, şimdi işte Yanlış takım anlaşılabilir. meselesi Sonuçta konuştuk Beşiktaş'ın yani. kaptanı Aynen. yayında. Peki devam ediyorum. Abla lisans Sorun gibi bilgilerini bir ne yazacağız şey. acaba? Israrla Tamam, soruyor bizim Feyza. aynen. Direkt fotoğrafını çekip atabiliriz. Bakalım. Peki, Başka. güzel soru, Bilge Yalçın diyor. Bu sene tabii biraz zorunlu kaldınız, 5 numara oynadınız ama lanet olsun bir daha oynamam diyor musunuz, yoksa hazır alışmışken devam edeyim diyor musunuz diye Bilge Yalçın soruyor. Yani demiyorum. Sana da o anda belki de avantaj olarak kullanılabilir o 5 numara olarak. Yani bilmiyorum, avantajı böyle biz yakalarsak, olumlu bir şekilde olursa neden olmasın? Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. O zaman da hani katkı verebildiysem ne mutlu bana. Meltem Gürel demiş ki, keşke böylesi kaliteli insanların, sporcuların sohbetini tüm sporcu ebeveynleri izleyebilse. Bunu YouTube'a yükleyeceğiz. İstediğiniz kişi atabilirsiniz. İzleyebilirler. Tarz, nezaket, pozitif enerji, paylaşımcı oluş, örnek insanlarsınız, rol modelsiniz. Teşekkür ederim size demiş. Ben teşekkür ederim. Ben okuyamıyorum bu arada, galiba yukarılarda mı Ben de merak yazıyor? etmeyin, ben hepsini okuyorum size. Tamam. Abla, bence bütün herkese örneksin basket. Valla çok güzel şey yazmışlar kaptanım, artık okumayayım, şeye millet yanlış anlayacak yani. Sağ ol Bak sen. şu Kadir Gerçekten Aslan. herkese güzel düşüncesi için çok teşekkür ediyorum yani. Aynen. Yıldız Herhangi bir demiş ki, sorunum yok bu arada benim kimseyle, onu da söyleyeyim. Birisi bir şey yazmış. neyle ilgili Sorun ben? olduğu yönünde. Ha, ben oraya gelmedim. Aşağı doğru iniyorum ama Kadir Aslan takım olarak Beşiktaş diye bağırmıştık. Sen de bizimle resim çekilmiştin pota arkasında, hatırlıyor musun demiş. Ay, acaba hangisi, şimdi ayıp olacak hatırlamazsam da. Canberk JK bunu soruyorsun galiba kaptan. Şey söylemiş. Aynen. Twitter'da BJK taraftarıyla sorun olduğunu yazıyor hesaplar. Var mı öyle bir şey? Ben görmedim Yani ama. benim kimseyle sorunum olamaz. Yani o yüzden onu da söyleyelim. Yanlış biliyor herhalde. Beni Evet. sevmeyenler olabilir, onu bilemem de. Ya kırgınlık olabilir, bir şey de olabilir ama Ben sonuçta herkesi severim. aile içinde oluyor Kimseye böyle şeyler diyelim kaptanım. Peki devam edelim. Bağrı'nın, bazı sporcular orta klasmanda olmanına rağmen burun kıvırıyorlar ama siz üst klasmansınız ve cana yakınsınız. Teşekkürler demişti. Tevazu yine. ya kimse kıvırmıyordur aslında ya bence. Belki hani Ben şey anlatayım ben oluyordur. bir tane. Hemen anlatırım valla bir tane. Yo, Yani anlatma. anlatmayayım, sonra başıma bela alıyor Ben da böyle ben gördüm maçtan yani. sonra atıyorum ya kötü oynamıştır ya yenilgi olmuştur. Belki o yüzden moral bozukluğundan dolayı olmuştur. Hani çok da kötü düşünmek istemiyorum o yönde ben. Hani bakalım. Yorum yok diyeyim ben o zaman kaptanım. Aa, Ben peki. sizin bir tane kız çocuğu için şeyden geri döndüğünüzü hatırlıyorum. Karşı tribünün oradan tünelden geri dönüp de o kızla resim çekildiğinizi hatırlıyorum. Bir tane kız sadece bağır abla, bağır abla, bağır abla diye bağırdı. Sağda kimse kalmamıştı. O bir çocuk için geri geldiğinizi hatırlıyorum. Yani hakkını, kimsenin hakkında kimseye şey yapamam, söyleyeceğim yani. Sağ olasın, teşekkür ederim. Evet, valla o kadar çok yazmışlar ki, bizi de kırmadı resim çekildi, bizi de kırmadı resim çekildi. Ya sağ olsunlar Vallahi gerçekten. işte sevgi, sevgi çok önemli bir şey. Bu arada Cenk Yeşilöz hocamız gelmiş. Denge Okulları baş antrenörü hocamız hoş gelmiş. Ona da hoş geldiniz diyelim. Çok güzel bir soru var. Kaptanım size sormak istiyorum. Umut Yaşar sormuş. O bizim hayırsız şeylerimizden, takipçilerimizden. Böyle bir geliyor, bir kayboluyor, 3 ay yok. Bir daha geliyor sonra. Bahar Hanım, sizce neden basketbol takımlarında her sezon bambaşka kadroların çıkması gibi bir durum var demiş. Yani her seferinde sanki kağıtlar her sezon bir daha baştan, en baştan dağıtılıyor. Ya evet, çok de özellikle bu son kaç senedir, herhalde son 2-3 senedir tamamen böyle kadrolar falan değişiyor. Aslında tabii hani uzun dönem bir kemikleşmiş kadroyu kurmak, tutmak takımların yararına oluyor bence. Zaten ülkemize gelen başarılarda hani
hem erkek hem kadın hem voleybol hem şu bu bütün sporlar adına konuşuyorum. Ondan dolayı bence geliyor. O kadroyu koruyorlar, ediyorlar. Ama herhalde yani yabancılar zaten genelde değişebiliyor ama ülkemizde kalan kaç seneye kalan yabancılar da oluyor. Ama ben de aynı fikirdeyim. Keşke kadrolar korunabilse, o kadroların üstüne inşa edilebilse diye düşünüyorum ben de. Çok fazla kumar gibi olmuyor mu kaptan böyle? Her seferinde sıfırdan bir daha kur, sıfırdan bir daha kur, sıfırdan bir daha kur. Tabii ki Yani risk işte baktığınızda. Mesela bu sene size demiştim ya ben de. Yepyeni takımız. İlk 2-3 hafta mesela göz temasında hani anlaşamıyoruz, edemiyoruz. Çok şükür ki insanların isteği, hevesi falan onu sağlamamıza yaradı. Çünkü gerçekten zor baktığınızda. Bahar ablaya beni sorar mısınız diyor. Selahattin CK. Bahar ablaya beni sorar mısınız? Kayseri Ankara diyor. Ya evet, o da gerçekten hep destekler, maçlarımıza da gelir Kayseri'de falan. Sağ olsun. Enes Bey, Enes Atıcı Bey de diyor sahaya kan dökmüş karakterli bir sporcu. Sahip çıkacağız tabii ki diyor. Sağ olsunlar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum herkese. Bahar selamlar. Bahar selamlar kardeş demiş Kazım Demirci. Herhalde tanıyor sizi. Evet, tanıyoruz. Tanıyoruz Kazım abi de. Selamlar. Peki bugün biliyorsunuz federasyon şeyleri takımları çağırdı ve TKBL ile ilgili en azından birkaç tüyo verdiler ama Süper Lig'le ilgili kulübe veya sizlere oyunculara gelen bir bilgi var mı? Hani kaç takımla oynanacak? Ne zaman başlayacak? Onunla ilgili bir duyumlar var mı? Kulüp sizi veya kulüpler sizi çağırıyor mu antrenman için? Yok. Zaten şu anda anlaşmalarımız hani sözleşmesi biten oyunculara herhalde şu anda anlaşma yapmadan çağıramazlar. Ama hani federasyonun kararı ile ilgili de şey yok hani şu anda mesela menajerim bana herhangi bir şey söylemedi. Bakalım netleşince herhalde söylerler. Saraç demiş ki İzmit'e çağırıyoruz derken İzmit maçında çok iyi oynamıştı. Tekrar gelip oynasın. O yüzden çağırıyoruz diyor. Beşiktaşlı galiba. Güzel. Evet, bu seneki maç çok güzeldi orada, gerçekten çok zevkliydi. Hem atmosfer açısından hem bizim açımızdan sonuç açısından diyeyim. Benim için de güzel geçmişti gerçekten, hem takım için. Oradandır. Çok teşekkür ederim. Maçlara geleceğiz inşallah. Vallahi ben de o maçtaydım. O sezonun maçıydı ya. Sezonun Evet, maçıydı yani. evet, İzmit de evet. çok güzel oynadı. Helal olsun. Yani İzmit de inanılmaz iyi oynadı. Ya bu bir Erkan bu maç 5 sene. dakikada bir oradan bir yere, bir yerden bir yere, bir yerden bir yere 5 dakikada bir değişti ya atmosfer. Yok, evet, inanılmazdı gerçekten. Çok çok güzeldi ya hani o maç. Hani sayılı birkaç maç böyle herhalde böyle geçiyor aklımızdan, hem atmosfer açısından hem oyun tarzımız açısından. O da ilklerden biridir yani. Bir de çok önemliydi o maç bizim için. O yüzden süper oldu. Sizin bir de şanssızınız oldu değil mi? Dopinge kaldınız o gün bir de. Ben de o gün sizi bekliyordum. Bir de böyle bir aksilikler oldu. Bir saat, 1,5 saat çıkamadınız falan içeriden. Evet, zaten doping bana çıktığında ben hep öyleyim. 1,5 saat falan bekliyorum. Ama olsun, şanstı. Hani tam kazanmanın mutluluğunu yaşarken doping deyip ben hani doping odasına gittim böyle. Takımda bekledik galiba. 1,5 saat. Biz de kafada bekledik siz o gün ya. 1,5 saat falan bekledik. Tebrik ederim Evet abi. evet Bekliyoruz, hatırlıyorum. bekliyoruz. Kaptan yok. Hay Allah'ım ya. Olsun. Öyleymiş. Kısmet. Peki. Mina demiş ki altyapı yaşlarınızda keşke şunu yapsaydım dediğiniz bir şey var mı? Güzel soru sormuş. Yok herhalde. Yani hani o zaman da böyle çalışırdım. Tabii şimdi keşke daha çok çalışırdım diyebilirdim hani. Anladın mı? Hani. Ama gene de ne bileyim, annem falan o zamanlar beni toplayamazdı. Yani sürekli ben oynardım, sokaklarda oynardım falan böyle. Ya yani o yüzden yok diyebilirim. Peki. Kayseri'de maç iki kere uzadı. Maçı unutmayalım. O maçı da unutmayalım diyor Selahattin. Evet, kesinlikle çok haklı. İnanılmaz bir maçtı. Çok kötü kaybetmiştik ama. Bakalım. Güzel bir soru. Meltem Hanım sormuş. Demiş ki maç için sahaya çıktığında ısınmaya konsantrasyon çok önemli. Bunu Ankara maçlarında bizzat gördüm. Konsantrasyon önemli mi? Bir de seyirciyi maç sırasında duyuyorlar mı? Olumlu olumsuz etkiliyor mu? Ya öncelikle tabii ki seyirci bizim seyircimizse olumlu yönde etkiliyor. Hani bir karşı takıma da en azından baskı oluştuğunu hissettiğimiz için arkamızda desteği alıyoruz. Onu hissediyoruz kesinlikle. Ama hani duyuyorlar mı konusuna geldiğinde tabii ki de kendi takımımızla ilgili böyle inanılmaz şey böyle bağırılınca edince destek şeyleri tabii ki de duyuyoruz. Ama negatif şeyleri çok duymuyoruz herhalde, hani çok da olmuyor çok şükür artık bence. Motivasyon kesinlikle tabii ki de çok önemli. O sahaya adımını attığın andan itibaren başlıyor zaten. Hatta öncesinde başlıyor. Belki de bir gün öncesinde başlıyor.
O sahaya çıktığında direkt hedef, maç, mücadele doğrultusunda kafanı direkt kilitliyorsun diyebilirim. Umut Yaşar demiş ki maç sırasında kol kasınız öyle bir çıkıyor ki rakipler korkuyor sizden diye. Yok ya. Orçun diyor ki yurt dışına oynamayı düşünüyor mu? Yurt dışında çalışan bir koç olarak sormuş Orçun Hoca. Geçen sene vardı galiba İspanya'dan bir takımda. Ama Beşiktaş tercih etmiştim. Şu anda da bilmiyorum ya, öyle bir şey düşünmüyorum galiba. Bir Evlilik de daha tabii korkuyorum şimdi. ben. Korkuyorum şimdi zaten korona olaylarından falan. Hiç gidemem herhalde artık. Kaptanım şey soracağım ya, siz hatırlıyor musunuz bir ara çok ağır grip olmuştunuz, böyle bir 2-3 hafta kendinize gelemediniz. Zaten Allah'tan araya denk gelmişti. Mesela Aysu Ne gribi? Keskin'le konuşmuştum ben. Aysu Keskin de aynısını söyledi. Ben o zaman korona oldum diyordu. Yani ben artık inanıyorum, o zaman ben kesin korona oldum diyordu. Ben de Siz öyle düşünüyor musunuz? diyorum. Ben de öyle diyorum kesinlikle. Çünkü aynı şey. O zamanlar tabii bunun testi falan olmadığı için belki çıkmadı. Çünkü böyle bir şey yoktu gerçekten. Yani şuradan itibaren öksürük ve tıkanma gibi. Ben de öyle düşünüyorum yani. Ebru Yıldız çok güzel bir şey sormuş. Demiş ki gerek milli gerek lig maçı olsun her maçında başında ilk 5 parkeye çıkarken aralarında bir konuşma oluyor. Ne konuşuyorsunuz orada, çok merak ettim diye. Farklı bir şeyler demek isterdim ama olmaz. Ya tabii maçla ilgili hani savunma olsun şu olsun şimdi işte hatta hani savunma falan diye hatta en sonunda 1-2-3 savunma ya da takım falan diye bir şeyler de söylüyoruz. Ama kesinlikle o başlangıcımızı birbirimize hani böyle hırslandırmak adına konuşma geçiyor. Elinizde büyüyen taraftarınız var mı diyor Sıla Yalçın, galiba kendisi. Evet, gerçekten öyle. Gerçekten elimde büyüdüler yani ufacıcıktılar şimdi koskocaman genç kız oldular. Gözlerimin önünde yaşlandığımı hissettiriyorlar bana. Deplasmanda karşı takım ıslıklarken motive oluyor mu diye soruyor Erdoğan abi. Ya bilmiyorum ben bazen gülüyorum hatta. Böyle bilmiyorum taraftarın olması hoşuma gidiyor benim. Güzel bir soru daha sormuş Selahattin Bey, diyor ki hakemlerle konuşuyorsunuz ya itiraz ederken, orada ne söylüyorsunuz diyor. O andaki belki sinirle hani daha sert bir şekilde de söylüyor olabilirsin ama bazen çok da komik oluyor. Çünkü hakem çalmış artık hani bir şey değişmeyecek. Ya bu da faul mü falan diyorsun orada. Bilmiyorum öyle komik komik şeyler olabilir. Peki Umut Yaşar demiş ki Mersin'imizi nasıl buluyor? Sormazsa olmaz o, mutlaka soracak çünkü onu. Aa, Mersin'de Mersin'i çok böyle severim ben basketbolu ya. çok seviyorlar Mersin'i. İnanılmaz seviyorlar. Evet. Gerçekten çok 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 ateşli taraftarları var. Ne düşünüyorsunuz? Mersin şehir olarak da ben çok seviyorum. Adam da oynadım kaç sene. Hep Mersin'e giderdik. Basketbol açısından da gerçekten takımları da var. O yüzden oradaki basketbol sevgisi de ayrı. Bilmiyorum ben seviyorum. Peki Nisa Güvensoy demiş ki basketbolda başarıyı yüzdelik olarak değerlendirirsek yüzde kaç yetenek, yüzde kaç çalışma? Ya tabii yeteneğin olmadan çalışırsan pek bir işe yarayacağını düşünmeyenlerden. Hani 70-80 diyelim, 80 diyelim yetenek ya da 70 diyelim. O çalışmayı da üstüne koyup bence gayet iyi bir hal alabilir diye düşünüyorum. Hani sıfır yetenekli bir insan çalışsa da ne yapabilir? Ama mecbur olması lazım yeteneğinin. Mert Poyraz kardeşimiz bizim Mardin'den, çok sevdiğimiz bir kardeşimiz o da. En büyük kaptan bizim kaptan demiş, bir de kartal koymuş. Sağ olsun. Yani o Gerçekten soruya onlara cevap destek verdi için çok güzel. tekrar tekrar sormuyorum. Canberk galiba arkadaşımızın ismi. Yani bir sorun yok diye söyledi. Alabilir aile içinde her zaman kırgınlıklar. Kaptanı da üzmeyelim diyelim. Peki kaptanım, çok teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için. Söz Ben verdiğimi teşekkür söyle ederim. bitirelim. Enişte yemek bekliyor. Aynen. Çok teşekkür ederim gerçekten. Sözüm vardı, geç kaldım. O yüzden kusura bakma vallahi. Yok. Bana da böyle bir jübile yakışırdı. Zirvede jübile yapmış oldum. Uzunca bir süre Çok artık şey teşekkürler. yapmayacağız. Oyuncularla artık sezon başına kadar herhalde transfer haricinde bir şey yapmayız diye düşünüyorum. Çok valla. Ben de çok mutlu oldum bugün katıldığım için. Jübileyi benle yapman ayrı bir mutluluk. Sağ olasın gerçekten çok. Ben çok teşekkür ederim. Bugüne kadar hep güler yüzle karşıladığınız için, hiçbir zaman kırmadığınız için. Beni hiçbir zaman kırmadınız. Çok teşekkür ederim. İnşallah ben de sizi kırmamışımdır. Seneye Evet, de sağ olun. inşallah yine katlarda buluşuruz. Ne diyelim? İnşallah, inşallah. Bakalım. Peki kaptanım, siz yayını kaydederseniz ben hemen sizin şeyden çekeceğim. Çok Tamamdır. teşekkür ediyorum. Görüşmek Tamamdır. üzere diyorum. İyi Görüşmek akşamlar diyorum üzere. kaptanım. Hoşça Ben kalın. de Ben de karantina çok kaldım. teşekkür Yiyecek kusura ediyorum. bakmayın. Evet. Herkese çok teşekkür Görüşmek üzere. Sağ ediyorum. olun.